buluyorum. Ee, ya erken seçim diye bir şey var mı? Yani sen gerçekten AK Parti Tabii. kulislerini Ankara kulislerini Tabii. iyi koklayan bir gazetecisin. Bir yani mesela seni şaşırtır mı böyle bir bir anda yani Bahçeli, Erdoğan çıkacaklar. Peki kardeşim erken seçim mi istiyorsunuz? O zaman işte 20 Ekim'de yapıyoruz, 30 Kasım'da yapıyor, yapabilirler mi böyle bir şey? Yani Ahmet Bey, ben açık söyleyeyim Kemal Bey iki tarih söylüyor, birisi 6 Kasım, birisi e, Kasım e, 27 Kasım tarihlerini yani yani Kemal söylüyor. Bey kamuoyunun huzurunda açıkça 6 Kasım ya da 27 Kasım dedi mi? Demedi ama kendisini ziyaret eden gruplara ve MYK toplantısında. CHP'de 6 Kasım, Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret eden gruplara da 27 Kasım dediğini biliyoruz. Peki, e, Kılıçdaroğlu bu tarihleri hükümetin bir planı, hükümetin kafasındaki tarihler olarak mı söylüyor? Bence Kılıçdaroğlu bunu kendi planı olarak söylüyor. Ya, yani, ama kendisinin seçim tarihi belirleme şeyi yok ki. Sayısı yoktur. Sayısı yok. Ali Babacan da Kasım'da da Nisan'da da seçim olabilir Onlar diyor. Onlar şunu o da ona mu demek istiyorlar. Hani yani, ya siyasetin bu gidişatı e, hmm. bize bu tarihlerde bir seçim olabileceğini ha, gösteriyor demek mi istiyorlar? Bence onu demek istemiyorlar. <laughs> Tam tersine Kemal Bey erken seçim olacak baskısıyla hem partiyi domine etmeye çalışıyor hmm. hem de sürekli Türkiye'yi bir seçim atmosferinde tutmaya çalışıyor. Ben AK Parti de bakıyorum. Azerbaycan dönüşü Sayın Cumhurbaşkanı'na da birebir bu soruyu sordum. Dedi ki nasıl olacakmış? Böyle bir düşüncemiz yok. 2023 Haziran'ında olacak seçimler. Çünkü yeni sisteme göre seçim kararı almak için ya parlamentodan çıkacak, ona muhalefetin sayısı yeterli değil ya da Cumhurbaşkanı götürecek. Benim gördüğüm tüm projektörünü Cumhurbaşkanı 2023 Haziran'ına göre yapıyor. Ama şu olabilir. Şimdi şöyle bir takvim konuşuluyor. 2023 Haziran'ında 28 Haziran günü Kurban Bayramı'na denk geliyor. Kurban Bayramı demek hem bayram hem de hac mevsimi demek bir ay boyunca. İkincisi 18 ya da 19 Haziran tarihi üniversite sınavlarına denk geliyor. Ya Haziran ayında böyle önemli takvim varken biz bunu Haziran'ın 24'ünde yapmayalım. Haziran'ın birinde yapalım, ikisinde yapalım ya da 30 Mayıs'ta yapalım hmm. gibi bir değerlendirme yeni yeni konuşulmaya başladı. O da evet bir de. erken seçim anlamına gelmez Hangi ama Hangi tarih olur o zaman? Yani mayıs sonu, pazara mayıs bakmak sonu. lazım. Belki mayıs sonu, belki haziran başı Baş. olabilir. O da öne çekilmiş bir olabilir. seçim olur. Ama onun dışında ben kasımda, ekimde bir erken seçim beklemiyorum böyle bir hazırlık da yoktur. Ben almadım, bu Arada Aklımda e, da bu tarihli Taşeroğlu, CHP lideri tahmin 10 soruya 10 cevap vermiş. Heh. hemen benim merak ettiğim cevap 10. cevap. E, yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı sorusuna şöyle diyor. Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye? Aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan? Ne demek bu? Engin Zafer, Öz, Engin Özkoç da benzer tamam, açıklamayı yapmıştı. Yani. Ya ayıp adayım mı e, diyor. Adayım Yok, demiyor işte demiyor. net bir şey değil canım yani bu net bir cevap değil. Yani. Ya Onurcuğum tamam adayım diyor, A diyor mu yani? Demiyor. Bak diyor, diyor ki demiyor, demiyor diyor. E, demiyor Ay, Engin Özkoç da basın toplantısı soruyu, yaptı soruyu aynı cevaplar şeyi. Soruyor, var yani, var mısın yarın ha. erken seçim ilave, ilan etmeye? <laughs> Aynı gün içinde adayımızı açıklayalım diyor. Ben Buna, adayı, adaylığımı açıklayayım dese tamam haklısın. Ama adayımızı açıklayalım diyor. Tabi. Yani şöyle demesi tabi. lazım. Ben adayım. Demiyorum. Var mısın yarın erken seçim ilan etmeye? Aynı gün içinde adaylığımı açıklayayım. Var mı sende o yürek? Nasıl Erdoğan demesi altılı lazım. Masa evet. yani yani, altılı masa varken. Diyemez ki zaten. Altılı masa varken nasıl ben bu... adayım desin adamcağız Diyemez yani. Ya ama işte önemli olan o. Şimdi ama Erdoğan'ın meydan buna okuması... Soruya o, soruyla cevap vermek. E, Başka da çaresi yoktur. <gülüyor> <gülüyor> şu Oradaki Şimdi... meydan okuma, yani sen diyor aday olur musun, olmaz mısın, var mı sende, o yürek diyor. Şimdi ben benim ondan bekleyeceğim cevap, var kardeşim, ben de mangal... Gibi Masa yürek. onaylarsa ben varım diyebilirim mesela, masaya saygısı varsa. Cevap budur. Ama demiyor. Ben, ben o cevabı şöyle algıladım, evet ben adayım, buyur seçim tarihini açıkla. Ben öyle algıladım. Ben de masa istersem bu algılanacak bir cevap masa, mı? Masa, i̇sterse, olur Masanın yani. niçin isteyeceğini hayır, hep beraber açıklar. açıklayalım diyor. Evet yani siz de açıkladınız, biz de açıkladık. Hayır. Masanın hayır, hayır. buna itiraz edecek. Ya, sayın abi, yok. şöyle diyebilir mesela. mesela. Şöyle de demesi gerekirdi evet. o zaman. Ben olsam şöyle yazardım. Ben de o yürek var. Adaylığımı <laughs> açıklarım. Evet. Ama biz bu işi prensip olarak Bravo. altılı masaya Bravo, havale bunu. ettik. Altılı masadan karar çıkarsa ben hazırım. Altınlı masada buna uyarsa e, çıkarım. Burada. Tamam. işte bende ben yürek yürek var. gerek. Şimdi <laughs> o açıklamanın altını siz detaylandırdınız. Aynen öyle okuyorum ben işte. Bir e de okuyacak. Allah Allah. Bir... Hayır, orada Ama diyor ki. okuyorum. Adayımızı işte. açıklarız diyor ya. Tamam. Ben adayım demiyor. Hakan Bey'in tarihi. Adayımızı açıklarız diyor. Tamam. Ben adayım varım diyecek diyor. Yani. Masa söylediği gerekçelerle varım diyecek. Söylediği gerekçelerle altılı masada işte projemiz kapsamında yaptığımız çalışmalar kapsamında bir itiraz olmasa ben adayım. Ya ben olsam. Hayır komutanım öyle demiyor ya yapma. Öyle diyor. Öyle Bak, diyor. Bir ben okuyorum. öyle anlıyorum. Evet. Var mısın yarın erken seçim ilan evet, etmeye? Aynı mi? gün içinde adayımızı açıklayalım. Tamam. Ama. Adayımızı Hazır, açıklayalım. Hazırmış aday demek. Adayımızı diyor. Adayımızı, adayımızı diyor Adaylığı diyor. Adayımızı diyor. Aslında adayımızı diyor. Deyince ben şeyde, zaten bakın, bir karşı şey karşı tarafın mi? iradesini ezmiş olur. Altılı masayı ya böyle bir meydan okumaya cevap vereceksen buna karşı ya ülkenin Cumhurbaşkanı senin en yakın rakibin, olası rakibin sana diyor ki var mı sende o yürek? Eğer ben buna cevap vereceksem çıkarsın ben de o yürek var, adayım dersin. Ha, evet. Bunu demiyorsan altılı masa hık mık adaylık Ya altılı ne? masaya da sizin dediğiniz gibi saygı da duyabilir, ima da edebilir. Ya onu artık geçen İşte ben baştan ne? beri bunu diyorum. Ya, ya, bu soruya ama... cevap bu değil. Onun için bu maya ha. tutmuyor. Beyler yani meydan okumaya meydan tamam. okuyarak cevap verilir. Öyle altılı masaya hava ben hazırım, varım kardeşim filan hani güzel bak şey güzel. Var mısın yarın erken seçim ilan etmeye? O güzel. Oraya hiçbir itirazım tamam. yok. O evet. şahane bir meydan okuma. Ama devamı yani evet. sen açıkla biz de adayımızı yani açıklayalım. filan yani. <laughs> ya ben adayım demiyor. Evet. Hodri yok. meydana özel evet. o zaman dedi ki yerel seçim yok. öne çekmek için Hodri meydan dedi. Yani, Demirel de çıktı dedi ki Kodriye, da e gerek yok. Şimdi hodriye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ister sev ister sevme, ister benimse ister benimseme. 20 yıldır e, tut, iktidarda tutan en önemli parametrelerden bir tanesi de meydan okumalara, meydan okumayla cevap veriyor. Yani işte, uluslararası ilişkilerde de, içeride de hani şey yok. Tartışmasız bir meydan okuyor. Şimdi üslup eğer karşındakinin üslubu sana meydan okuyorsa sana hani yüreğin yetiyorsa aday ol diyorsa kardeşim buna çıkacaksın. Benim yüreğim yetiyor. Ben adayım diyeceksin. Şimdi, Bunu demiyorsan yani işte, gerek yok girme şimdi bu. zaten geldiğimiz Bu noktada, cevaba girme yani. Geldiğimiz 10. noktada 10. soruyu pas geçiyorum Millet İttifakı'nın yani. temel tezi şu. Biz Türkiye'yi tek kişi olarak yönetmeyeceğiz. Tek kişiyle böyle işte bardak tokuşturmayacağız. Yarışa girmeyeceğiz. O zaman hemen Bir Birikte yöneteceğiz. Tamam. Hemen arkadaşlarını arayacaksın. Meral Hanım, Ahmet evet. Bey, Temel Bey. E seçim tarihi açıklanınca öyle yapacak işte. Bana meydan ya, okundu. Ya, ya, CHP mi Genel Başkanı diye birisi yok mu Allah aşkına ya? Var işte, bu kadar e, silik e, mi bu konu? E, cevap vermiş. Ya Bir koskoca ana muhalefet liderine meydan okunmuş. Cevabı kemküm. Allah aşkına yapmayın ya. ya seçim o, bunu tarihini açıkla diyor Sayın Komutanım yapmayın Allah aşkına. Neyse farklı düşünüyoruz seçim. yani. Ya, ama farklı bunu 100 kişiye sorun. Farklı Bak kendi bakıyoruz. çevrenize sorun. Evet. Bu cevap Cevap değil Allah aşkına. Yarın seçim Bana derseniz çok, 4, 4, 4, adayımızı 5, açıklarız diyor. Yarın seçimde evet, adayımızı açıklarız evet, diyor. Evet. Bu aday Kemal Kılıçdaroğlu bu, da olabilir. Ekrem bu İmamoğlu zamanda, da olabilir. Meral Akşener de olabilir. Ben a öyle okuyorum. Ama o yani. meydan okumanın cevabı değil bu. Evet o, o yüzden kaçmak, meydandan kaçmak. İşte işte 12 senedir o yüzden 11 seçim Birin, bak, diyor. birinci cümle meydan okuma. Yarın tamam. erken seçim tamam. ilan et diyor. Orası şahane. Tamam. Ben adayım. Erdoğan erken seçim karşı... ilan et ben adayım dese tamam. Erdoğan'ı sıkıştırıcı bir şey o, yani diyor ki erken seçimi ilan et kardeşim diyor. O zaman diyor, işte ondan sonrası problemli. Ben adayım desem. <laughs> Adayımızı bitecek açıklayalım. Tamam. Yani evet adayım. Ya koskoca CHP genel başkanlığı Yok, diye bir makam şey. var ya. Yani Hakan Bey biz diyoruz ki tek kişi yönetmeyeceğiz. Biz ortak akılla yöneteceğiz bir girdi varsa masaya yatıracağız, bir zafer değerlendireceğiz. Bir şey. Cumhurbaşkanı böyle dedi ben de böyle cevap verirsem aynı ha, reklama geçmiş gelmiş olur. Evet. Zafer reklamdan sonra sana dönüyor yani olur mu farkı bir kısa var. bir kısa tamam. ara tekrar birlikteyiz. Tamam. Tekrar birlikteyiz. Zafer şahin bir şey söyleyecekti. Şimdi Ahmet Bey burada tabii Kemal Bey aslında mahcup bir ifadeyle de olsa. Adayım diyor yani hani o bir klişe vardır ya havet diyor biraz yani şartlar uygun olursa adayım diyor ama burada bir taktik savaşı yaşanıyor. Şimdi bence Sayın Cumhurbaşkanı bugün e, aslında Kemal Bey'den bu yönde bir e, cevap gelmesi durumunda oranın gündemini belirlemiş olacaktı. Yani biraz böyle hani adayı açıklatmak üzerine kurulu e, bir masa realitesi söz konusu. Kemal Bey de bunu Kemal bir Kemal Bey'in bunu açık açık çok net bir biçimde evet ben aday diyemeyeceğim adayım diyemeyeceğini bildiği için onu bu anlamda açığa düşürüyor. Kemal Bey de e, hani ben bu oyuna gelmem mesajı veriyor aslında bununla. Yani bizim gündemimizi sen belirleyemezsin mesajı veriyor bence bu cevapla. Yani bir nevi bir siyasi taktik hamleler gibi geliyor bana bu. E, Kemal Bey'in bu açıklaması. Bir de şu var yani bakın Burada e, mas altılı masa hakikaten orada işler çok karışık. Mesela bir sonraki toplantı İyi Parti'de yapılacak. Galiba Temmuz ayında yapılacak. E, ama Haziran ayında bu masadan bir açıklama gelebileceğine dair yorumlar var. Hani o açıklamanın içeriği ne olacak o bilinmiyor. E, fakat şu da var. Hani erken seçimi niye bu kadar sık telaffuz ediyorlar? Çünkü altı, bu masanın şöyle bir korkusu var Ahmet Bey. Masa Türkiye'de işlerin düzelme ihtimalinden ciddi şekilde endişe duyuyor. Yani bu masaya bir eleştiri değil ama bundan gerçekten çok çekiniyorlar. Neden çekiniyorlar? İşte turizm gelirleri, işte bunun dışında çarşının, pazarın, yazın nispeten ucuzlayacak olması, işte bir sınır ötesi askeri harekat var. Türkiye aslında burada milli çıkarları için bu harekatı yapıyor. Ama masa bunu bile sanki bir erken seçim yatırımı olarak görüyor. E şimdi Temmuz ayında memur ve emekliye zam oranı açıklanacak. %40 civarında zaten bir enflasyon farkı söz konusu. Üstüne bir zam yapılacak. E yine zaman zaman asgari ücrete belki bir zam ihtimalinden bahsediliyor. Ben olacağına dair sağlam bir kulis bilgisi duymadım ama bugünden de e şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda muhalefet cephesi işlerin sanki iktidarın lehine düzelebileceği gibi bir endişe yaşıyor ve bu yüzden erken seçime zorlamak istiyor. Ha Kemal Bey'in bu açıklamasından şu sonuçla çıkar. Biz adayımızı muhalefet olarak seçim tarihi açıklandıktan sonra ilan edeceğiz demek istiyor. Bence bu açıklamasıyla. Onur Bey. Valla şöyle açıklamada hani bir kere Sayın Erdoğan 1-0 önde başlıyor. Niye kararları tek başına verebiliyor? Sayın Kılıçdaroğlu altılı masa üzerinden yürümek zorunda. Başka da çaresi yok yani altılı masaya rağmen ben adayım diyemezdi. Onun için bir hani en azından şeyi Cumhurbaşkanı adayının açıklandığı tarihe işaret ederek bu sorudan kaçmak zorundaydı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Cenan'dan baktığımız zaman ben başka bir cevap verilebilir görmüyorum. Peki. Dursun Bey bir şey diyeceğim. Seçimle ilgili iki cümle etmek istiyorum. Erken Şimdi, seçim. Erken seçim. Yani e, erken seçim kararı parlamenter çoğunluk yok. Muhalefet için söylüyorum. Cumhurbaşkanı'nda böyle bir iradesi yoksa e, erken seçim beklemek ee, hayatın olağan akışına uygun değil ama e, muhalefetin de erken seçim istemesi siyaseten en temel hakkıdır. Niye erken seçim olmaz? Çünkü e, seçim kanunları yeni değişti. Bir sene geçmesi lazım. İki, ekonomi, e, enflasyon, e, fakirlik, işsizlik diz boyu. Dolayısıyla e, şartlar iktidarın aleyhine erken seçim kararı vermez. Üçüncüsü de e, yine anket sonuçları hep konuşuyoruz. Yine iktidarın aleyhine Zafer Bey de söyledi. Ekonomiyi düzeltip, işsizliği işte fiyatları düşürüp, e, olumlu e, bir gelişme, e, Türk lirasındaki değer kaybını durdurma filan. Bunların sonucunu almak için hükümetin ihtiyacı, zamana ihtiyacı var. Onun için de e, bir sene daha kullanacağını ve seçimin normal zamanda yapılacağı kanaatindeyim. Öyle. Ben bir ek yapabilir bu miyim açıklamada? burada? Yani, aslında yani şey muhalefetin de erken seçim istemek hakkı, hakkı tabii en doğal hakkı. Aslında bu erken seçim o kadar da kötü bir şey değil. Yani belki hani ben taktiksel anlamda Dursun Bey'in söylediklerini makul ve anlamlı buluyorum ama mevzu bahis olan biraz daha Türkiye'nin prestiji ise ve devletin yüksek çıkarlarıysa aslında ki mi? olmalı aslında. ki olmalı. Evet. Ki biz bunu evet. savunuyoruz demokratik sol Parti olarak yüksek çıkarları savunuyoruz. Peki, ne diyorsunuz? Kaybetmeyi dahi göze almalı bazen siyasetçi. O da şu. Evet anayasa sona yapılan anayasa değişikliğiyle beraber önceki hususlar tamamen korundu. Neydi bu? Bir cumhurbaşkanı en fazla iki kere üst üste seçilebilir. Şimdi hukukçular ikiye ayrılmış durumda ki baskın görüş benim söylediğimi söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Üçüncü kez aday olamaz. Başka hukukçular o da olabileceğini de iddia ediyor. Saygı duyuyorum eyvallah ama bir an için Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçildiğini varsayalım ki seçilmeme ihtimali çok yüksek. Seçilse bile ne kendisine ne de bu ülkeye şaibeli bir cumhurbaşkanı gibi görünmemeli. Herkesin şeyi de evet oyuyla seçildi demeli. Yok senin zaten o hakkın vardı yoktu. Kimsenin bunu tartıştırmaya, tartıştırmaya hakkı yok. Bu tartışmanın yapılmaması için bir noktada muhalefetle e, kapı, şey, dış kapı evet. siyaseti yapılıp, el aldı, masa altı siyaseti yapılıp erken seçim yapılması lazım. Yani Türkiye'nin çıkarı için bunu söylüyorum. Ya Ahmet Bey, burada ya şimdi Onur Bey'in yani yaptığı bu yorumdaki kullandığı ifadeler gerçekten çok ilginç. Ne şaibesinden bahsediyor? Şimdi seçimin sonucunu ilan etti. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının bir daha aday olamayacağını söyledi. Ee, ya ama bu söylediklerinin hiçbir şekilde e, bir gerçeklik payı yok bu söylediklerinde. Yani aday parti imtası... olarak diyebiliriz. Aferin. Yok yok hayır. Aslında anayasa ciddi anayasa hukukçuları tarafından anayasa hukukçuları tarafından bizzat bu işin nasıl olacağı Hangi e, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı yapmayın. aday olma hakkı Çok baskın olduğu görüş, evet başka bir görüş var farkındayım. İkincisi, Ama baskın ikincisi, görüş kez aday Bey, Onur Bey kendi Diğer kendi kendine... Diğer de ben saygı duyuyorum eyvallah. Onur Bey ya o aday olamayacağını aday olamayacağını iddia edenler muhalefete mensup. Hayır efendim ben de iddia ediyorum. İşte ekranlarda bu şey gösteren görüşüm, bazı isimlerden bahsediyoruz. Düşünseydim Onur Bey bakın. Herkes zafer düşünmek zorunda mı ya? Bizzat Sayın Kılıçdaroğlu bile... Bizzat Sayın Kılıçdaroğlu bile değiliz. Yani şimdi ben de bakın, hiçbirimiz değiliz. Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu bile böyle Rafer bir Bey sorun olmadı, yapan bir şey ifade yok etti. yani. Hayır Onur Bey bakın bizzat Sayın Kılıçdaroğlu bile kısa bir süre önce bu konunun eğer bir tartışma konusu haline gelmesi durumunda bunun üzerinde durmayacağını siyasi bir ifadeyle belirtti. Yani böyle Çok bir yanlış yaptı yok. Sayın Kılıçdaroğlu Hukuk aykırı bir şey Şöyle bir Sayın tartışma Kılıçdaroğlu. varmış gibi davranıyorsunuz bir İkincisi seçimin sonucunu ilan ediyorsunuz. Diyorsunuz ki kazanma ihtimali çok düşük. Nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Tam o, o kelimeyi şu var, kullanmadım ama ben de kazanım heyecanı düşünüyorum ayrı ama tam o kelimeyi kullanmadım. Biliyorum. Herhalde yanlış anladınız ama velev şimdi ki kazansın, velev ki kazanmasın. Hayır, ka Mevzu bahis olan bakın. Cumhurbaşkanlığı çok saygı bir Bahsetmeye çalıştığım şey bu <laughs> Zafer Bey. Yoksa Hani kimin kazandığı kimin Ahmet kazanmadığından Bey. daha bağımsız bir şey söylemeye Ahmet çalışıyorum Bey. ben. Ahmet Sayın Cumhurbaşkanı kim olursa olsun bundan sonraki bir bu sonra hani herkes emin olsun şimdiye kadar bakın şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanını çok eleştirdik. Ben de çok eleştiriyorum ama şunu diyemem. Sayın Cumhurbaşkanı meşru bir cumhurbaşkanıdır. Meşru bir seçimle gelmiştir. Buna söyleyecek hiçbir sözüm yok. Buna devam edelim istiyorum. Şimdi bu anayasa bu son zaten... anayasa bu, 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 bu yani anayasadaki mevcut kuralda Üçüncü kez seçilmesinin üzerine engel olduğu ilişkin ciddi hukuki yorumlar var. Ben de katılıyorum. Aksi yorumlar var. Katılmıyorum. Şimdi, saygı o, duyuyorum. O, Sadece yani. burada bir konsensüs sağlanması Şimdi lazım bakalım. gerektiğini söylüyorum size. Ben de bu konuda çok temel Şimdi bir bakın, itirazım Türkiye, var. Türkiye, Türkiye birçok konuda, Türkiye birçok konuda bakın bazı eksikleri olabilir ama Türkiye her zaman bu seçimleri doğru düzgün yapmış bir ülkedir ve hiçbir seçimin üzerinde de bu seçimin üzerinde gölge vardır diye bir ben bugüne kadar siyasi tarihimizde hatırlamıyorum. Yok onu defalarca son anlattım zaten. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de evet, Sayın evet. Cumhurbaşkanı %52 oranında bir oyla seçildi. Zaten Bundan sonra da yine seçim böyle, ya, böyle, bir, bir, şey bir şey. seçimlerde zaten. hile Artışmalar... olsa, zafer, pardon, zafer Bey pardon, İstanbul'da 40 bin farkla bitmiş seçimi hile yapılabilse 40 bin farkı bu tarafa çevirmezler miydi Allah'a? 13 bin Allah'tan? oy. Ya 13, bin oy. 40 bin 13, bin oy. De değil. 13 bin oy. Yani dolayısıyla ben 35 yıldır sandıklara giderim ya yani. işim yani, gereği de mesleğim al, gereği. Al, Öyle al, anlatıldığı al. gibi hile, hile olmuyor seçim. Tabii o, şimdi, be, tabii. o seçim kaybedenlerin devamlı söylediği tabii, şey, de hile var. vardı ondan. Şimdi, şimdi buradaki Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusundaki tartışma ilk kez burada yapılıyor değil. Anayasa değişikliği yapılırken komisyonda da bu konu tartışılmış ve karara bağlanmış bir o konu. konuyu kapatsak Ahmet, Bir cümle söyleyeyim. Yani bir Cumhurbaşkanı daha önce seçildiğinde parlamenter sisteme göre seçilmişti. Ayrı bir hükümet vardı. Şimdi başkanlık sistemine göre seçildi. Bir de bir cümle şunu okuyayım. Bir geçiş hükmü düzenlendi. Geçiş hükmünde düzenlenen Bunu maddede... de. Sonra kendi aranızda konuşacağız. Aynen şöyle bir cümle okuyayım. Anayasanın 75, şeyler söyleme. anayasanın 75, 77, 101 ve 102. maddelerinde yapılan değişiklikler birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte. Yani 18 Haziran 2018 tarihinde seçimlerin yapıldığı tarihte geçerli olur diyor. Burada da geçiş hükmü düzenlenmiş kaçıncı maddede? 18. maddede düzenlemiş bu kadar net. Şey buradaki sorun şu 2007'den beri aynı maddenin tekrar tekrar düzenlenip virgül dahi değiştirilmemiş olması ama tartışmak için Hayır. söylemedim bunu. biliyorum hani 18 Haziran hani 24 Haziran 2018'de Seçimlerden itibaren geçerli olacağı anayasa değişikliğinde Doğru, zaten... Doğru ama daha önceki metin de aynısıydı. Yani anayasa değişikliğinde sa denilmeseydi ki bunu, şimdi düzenlenmemiş biz denilmeseydi zaten sorun yok. Ya, hukuk ya. profesörleri gündeme getiriyor. Ama burada getiriyor da hukuk tamam, profesörleri... Konu diyor. Hukuk evet. profesörleri anayasa değişikliğinin evet. 18. maddesine bakarlarsa orada zaten bu düzenlenmiş. Hayır, Onur, Onur Bey bu değişiklikler ki, bu diyor ilk yapılacak diyor, ya. diyor seçimden sonra... Apı yürürlüğe girer Konu ya. ne biliyor musun? Bunu böyle bir tartışılıp birbirimizi şey yapmak yerine aslında gerçekten Tabii yüksek muhalefetle... Tabii seçim kuruluna gidecek, yüksek seçim kuruluna hayır, diyecek hayır, ki... Hayır, hayır, hayır şey yapayım, ya anayasadaki... yapılsa diyor bu şaibe Hiç konuşmayacağız bunlara. Hayır, bu hayır, bir ki, bir şaibeli yani hale getirmenin bir anlamı yok. Tartışma bir tartışma. Hayır, bir hale getirmesine... Şu da, şu da önemli. Uzlaşmak güzel bir sorunu yok. uzlaşmak güzel bir şey. O zaman ne diyecekler biliyor musun? Cumhurbaşkanı diyelim ki 2023 seçimlerini Kazandı ki ve ben bunu kazanacağını inanıyorum sizin gibi aynı düşünmüyorum bu millet Erdoğan'ı seviyor. Olabilir. Yine o zaman ediyor. 2028 seçimleri geldiğinde sen erken seçimde öne aldın o hakkını kullandın aday olamazsın diyecekler. Bakın Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı 2028'de seçim zaten aday, aday olacağını zaten sanmıyorum. Yani. Erken seçim. Öyle erken, bir talep edeceğini de düşünmüyorum. Hayır, yani. onu, o, siz zannetmeyebilirsiniz ama hayır, ben hukuki, olarak, sadece doğum hukuki, olarak, muyum? hukuki olarak Cumhurbaşkanı başkanlık sisteminde bir defa Cumhurbaşkan oldu. İkinci dönem Cumhurbaşkanı olma hakkı var. O zaman parlamenter sisteme göre ve e, seçilmişti bir hükümet vardı. Şimdi Başkanlık sistemine Burada erken göre seçim olsa seçildi. bence de olabilir. Erken seçim, ha, erken seçim diye bir zorunluluk yok. Anayasa da bunu düzenlemişler. Hayır 2028 ya. için söylüyorum. Yani ha. böyle bir şeyle sorun olmaz yani. olur. 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 İşte evet. o zaman o itirazı yaparlar. O kapıyı açmamak lazım. Buyurun. Yani hükümet tam vaktinde mi yapmak istiyor seçimi? Benim gördüğüm hükümet tam vaktinde yapmak ben istiyor. De aynı zaten seçim ben yasasında ben yapılan ya Ahmet Bey yeniden Ayas ya erken seçim bir... zaten bir sene kaldı şu an. 6 ay seçim takvimi. Erken seçim olmaz mı diyorsun? Evet. Olmaz diyorsun. Olmaz. Olur diyen var mı aramızda? Ben 20 gün ya da bir ay erken olabilir diyorum. Öne Ama çekilmiş mikrofon yok olur. sizde. <laughs> 20 gün ya da bir ay olabilir. <laughs> ha. Öne çekilmiş olur. Mesela ben bunu A, öne mantıklı görmesem bile isterim. Olmuş. İnşallah Tabii, böyle olur. Yani, öne çekilmiş olur. İnşallah böyle olur yani. Peki yani bununla tartışacak bir, bir, bir şey kalmadı ya o zaman. Herkes, yani CHP'nin bir 6 erke, Kasım erken seçim hesabı mı var? diyor ki CHP'leri bir araya da tutmak için bunu yapıyor işte ne ne dediniz Abdülkadir yani CHP tabanla konsolide ediyor. etmek demek muhalefet seçimde bir erken hazırlamak seçim böyle bir şeye ihtiyaç var mı CHP'ye yok hiç hiç gerek yok zaten CHP seçmeni yani altını masa seçmeni iktidara kilitlenmiş durumda yani konsolide zaten konsolide zaten herkes canla başla çalışıyor alanda en çok dolaşanlar onlar Dolayısıyla arada, böyle bir şey yok Fransız ama Fransızca laf kullanıyorsunuz" diye kızıyorlar, "konsolide" diye. Sağlamlaştırılmış e, e, demek. İktidar üzerinde baskı kurmak için onlar hakkıdır. Niye e, gündeme getiriyorsunuz? Niye e, sıkıntıları e, tartışmak yerine erken seçim siyasi bir konuyu tartışıyorsunuz diyemeyiz. Tabii bunu söylerken de Türkiye'nin bu özellikle ekonomik Peki, sıkıntı. O zaman Kemal Bey niye ikide bir erken seçim erken seçim diyor? E, muhalefet, ana muhalefet seçim isteyecek. Seçimden kaç, kaçan O bir doğal bir olacak. şeydir. Tabi Tabii doğaldır. Bence bu sadece seçmenin konsolidasyonu değil. CHP gibi partilerde ya da merkez sol partilerin tamam evet, tamamı evet. için bunu söyleyeyim. Hani genel başkana mutlak itaat yoktur. Her zaman yani rahmetli Selahattin Numan'ın terimi hep kullanıyorum bunu. Onu da hayırlı şey rahmetli ya dediğim. Kravat bağlamasını bilen herkesin genel başkan adayı olduğu yerlerdir buraları. Öyle olduğu için seçmeni değil. Partide görev bekleyen insanların konsolidasyona ihtiyacı var asıl. Seçimi ne kadar erken gösterirseniz genel başkanı biyata artırırsınız. Bir sebebi de bu. Taktiksel olarak. Siz demin yaş dediniz de. E, benim gibi biraz yaşı yaş alanlar diyeyim yaşlılar. Estağfurullah. Elimiz var mı? Tecrübeliler. <laughs> Tecrübeliler. Ha, evet. e, şey oluyoruz. E, rahmetli Demirel'in vefatından da 3-4 ay önceydi. Ziyaretine gitmiştim. 90'larda epey. Danışmanlığını yapmıştım. Ee, dedim ki efendim dedim yani bu muhalefet e, Sayın Erdoğan'ı kolay kolay deviremezler. Siz niye sahalara dönmüyorsunuz? O da yaşla ilgili ne dedi biliyor musunuz? Hiç unutmam bunu. İyi de şimdi Hakan dedi ben yan odadan senin yanına zor geliyorum. Yollara nasıl <laughs> düşerim dedi. <laughs> Yaş mıyım? Mühim. Yaş mıyım?